Arakiyeci İbrahim Ağa rüyasında bir ses duyar. Bağdat'a git, İmam-ı Azam kapısından gir. Köprünün tam karşısındaki hurma ağacına sarılmış asmadan 3 üzüm tanesi kopar ve ye. Senin kısmetindir. İbrahim Ağa önce bu seslenişe pek de önem vermez. Ancak rüyayı her gece görmeye başlayınca Bağdat'a gitmeye karar verir. Uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra Bağdat'a ulaşır. Asmayı bulur, salkımdan 3 üzüm tanesi koparıp yer. Rüyasında isteneni yerine getirmiş, içi rahatlamıştır. Dönüş için hazırlanırken bir adamla tanışır. Adam, "Rüyamda bana İstanbul'a git, Topkapı'da Arakiyeci İbrahim Ağa'nın evinin bodrumunda 3 küp altın var, çıkar al," diyorlar. "Ama ben senin gibi divane olmadığımdan hiç aldırış etmiyorum," der. İbrahim Ağa hiç sesini çıkarmaz, kısmetinin ne olduğunu anlamıştır. İstanbul'a varınca bodrumdaki küpleri arar ve bulur. 1572 yılında bu camiyi yaptırmaya başlar. Hem dikkat çekmemesi hem de yapının her şeyiyle bizzat ve titizlikle ilgilendiği için caminin yapımı 20 yıl sürer. Caminin ibadete açılmasından 3 yıl sonra 1595'te İbrahim Ağa vefat eder ve sebilin arkasına gömülür. Eminönü Zeytinburnu tramvayından Topkapı istasyonunda inmeli ve sağ tarafa bakmalısınız. Üzümler, mavi şakayıklar, bahar çiçekleri, mercan kırmızısı laleler, karanfiller, beyaz çim bulutları, enginar çiçekleri, mavi sümbüller. Onun sayesinde görecekleriniz var burada. Zeytinburnu Kültür Vadisi'nin güzellerinden biri. Kendi halinde, uzakta, küçük, biblo gibi bir cami. 16. yüzyılın en güzel Çinlilerine ev sahipliği yapan Arakiyeci İbrahim Ağa Camii. En son onarımı Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan cami, hayranlık verici sadeliğiyle sizi bekliyor. Zeytinburnu Kültür Vadisi'nde, tarihin ve hayatın buluştuğu yerde.